Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima hoş geldiniz sevgili canım kardeşlerim. Biraz da yakını getirin, tamam. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihandazı seyresin. Evinize maddi ve manevi, semavi ve arzi ve insi ve cinli, şeytanların şerinden, hastalıklardan, musibetlerden hüfz emine eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu gecenin manasını Müslüman, Müslümanın üzerine vazifelerinden bir tanesi davetiyesine, düğününe, hastasına, cenazesine iştirak etmektir. Bu vesileyle gecenin manası adına yeni evlenecek kardeşlerime söylüyorum. Hasreten 40 yaşından aşağıya olan evlilere de söylüyorum. Çünkü 40 yaşından sonra rusul peyda eder. Ahlak haline gelir. Terkis çok zor olur. Evde huzursuzluğun sebebi nedir? 15 dakikanızı alacağım. Evde nerede hata yapıyoruz? Bediüzzaman Hazretleri'nin eserine bir yer okuyacağım. 15 dakikanızı almayacağım. Böyle yer vaaz yeri değil. Ama hatırlatma yeri olduğu için fazla zaman değil. Diyor ki, Nebi Beşer'in, insanlığın hayat-ı dünyeviyesinde, dünya hayatında en cemiyetli merkez, yani cemiyetlerin, derneklerin, vakıfların en kuvvetlisi olan aile hayatı, evdir. En esaslı zemberek, yani saati hareketlendiren merkez, cemiyeti aktif eden, ahlaklı olgunlaştıran, terbiye aldığımız yer, dünyevi saadet için bir cennet, bir merce, bir kasımgah ise aile hayatıdır. İnsanın sığınağı, huzur bulduğu, terbiye ve edep aldığı bir yerdir. Asla kimlik, kişilik orada oluşuyor. Nerede hata yapıyoruz oraya geleceğim şimdi. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, herkesin hanesi küçük bir dünyası, aile hayatıdır. Orada rahat bulur. Ve o hane ve aile hayatının hayatı, saadeti ise oradaki fertleri birbirine bağlayan sebep ise samimi, ciddi, vefadarane hürmet. Samimi, ciddi, vefadarane hürmet. Niye? Bakın sevgili kardeşim şöyle. Bir kız çocuğu evde büyürken ilk erkek olarak babasını görür. Bak bunu unutmayın. Benim işim psikoloji. Bir kız çocuğu evde büyürken ilk erkek babayı görür. Veya abi kardeşi görür. Bir erkek çocuk büyürken kadın olarak ilk anneyi görür. Ve onun dünyasında anne kadın modelidir. Kadınlar hep böyle zanneder. Çocuk, delikanlı. Kız çocuğu ise babasını gibi düşünür bütün erkekleri. Buradan başlıyor. Evlendiği zaman bu insan, kızdan ele alayım. Kız evlendiği zaman kocasını nasıl kabul eder düşünür? Babası gibi düşünür. Çünkü erkek modeli kafasında oluştu ya. Kız çocuğu, erkek çocuğu evlenince karısını nasıl düşünür? Annesi gibi düşünür. O zaman diyor ki, ey gençler, evlenirken hasreten 40 yaşından aşağı olanlar, eşinize şöyle olun. Eğer erkekseniz eşinize baba gibi olun. Babası gibi davranın. Eşinize kardeşi gibi, abisi gibi davranın. Çünkü beklentisi o. Ey kız hanımlar, kız çocuklarımız, evlendiğin zaman senin kocan nasıl bekler?
annesi gibi bekler seni. O zaman kocana annesi gibi ol, kız kardeşi gibi ol, ablası gibi ol. Ablası gibi olursan, annesi gibi olursan kusur görmezsin. Muhabbet gözü kusur görmez. Eğer bir evde huzursuzluk oluyorsa, o şu göze batıyorsa muhabbet yok olmuştur. Muhabbet gözü der Bediüzzaman Hazretleri, kusur görmez. Kusur görmüyor. Eğer kusur gözüküyorsa muhabbet azalmıştır. Şimdi diyor ki, o hane aile hayatının hayatı, saadeti, samimi, ciddi, vefadarane hürmet. Vefa var ya vefa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice-i Kübra'sına karşı hiçbir gün dilinden düşürmemiş. Vefa yani, vefadarane hürmet, samimane merhamet. Kendini onun yerine koyacaksın. Eğer eşin ise babası gibi ol. Eğer kocansa onun anası gibi olursan kavga olmaz. Çünkü anne çocuğunu hep affeder. Baba çocuğuna hep şefkat eder, merhamet eder. Ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat. Ha, biz dünya için evlenmiyoruz. Dünya hayatında evlilik bitmiyor. Vefat ettikten sonra da karı kocalık devam ediyor. Yani beraberlik devam ediyor. Ama dünyanın getirmiş olduğu, beşeriyetin getirmiş olduğu eksikliklerden temizlenerek devam ediyor. Pederane, ferzendane, kardeşi gibi ol, arkadaşı gibi ol, münasebetlerini bu fikirde kur diyor. Pederane, ferzendane, baba gibi, kardeş gibi, arkadaşı gibi ol. O zaman kavga olmuyor ki. Bu halimim, bu eşim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta, daimi bir refikayı hayatımdırdır desek, yani bu evliliksi dünyada bitmiyor ki. Cennette de beraber olacak. Orada dahil olmasın ya. Şimdi böyle bunu darlatırsak, biraz eskimiştir kaportası diye biraz canımız sıkılırsa, ama ruhu öyle değil. Ruhu farklı. Ruhu esas alırsak onun güzelliği ruhtadır. Hani Kastamonu'da yöresel bir tabir var. Evlenenleri şöyle sorarlar. Evim o mu? Va. Obası var mı? Va. Verdim gitti. Dini var mı? Namazı var mı? Sonra olur. Sonra arabası olur, parası olur, kariyeri olur demiyorsun da. Namazı sonra olur diye diyorsun. Evim var mı? Var. Peki dini var mı? Sonradan bir dilini ağrı diyoruz. Kaportaya baktığın zaman, zahire bakınca, oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne evlilikte şöyle der. Dini için, güzelliği için, malı için evlenilir. Siz diyor dinini seçin, din tarafını. Eğer malı ve güzelliği için seçerseniz onun hayrını göremezsiniz diyor. Çünkü beşeriyet bitiyor yani. Ne olacaktı ki? Hep değişkendi. Gençliğine güvenme. Bir sivilce yok eder. Sağlığına güvenme. Bir mikrop tepe takla götürür. Bu elimle o kadar insan görmüşüm ki. Ya ama onlar da böyle bir sistemlerden geçmişlerdi. Uzun düşünmek lazım. Uzun soluklu düşünmek lazım. En azından eşim Allah'ın bana emanetidir demek lazım. Ebedi bir hayatta daimi bir refikay hayatımdır. Şimdilik ihtiyar çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek. Ve böyle daima arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyar karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edilir. Yani çimento olmasa, harç olmasa, tuğlalarla
bina olmaz. İşte çimento manası muhabbettir. Evin çimentosu mabettir. Mabet gitti mi o evde tahtus kalmaz. Peki nasıl olacak, bunu nasıl yapacağız? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir evin içerisine imani bir ahiret, ahirete iman artarsa, merkeze konulursa mabet olur. Yani davranışlarımızı ahirete göre yaparsak, hakkır, haramdır, Allah bana sorar, Allah bana emanetidir dersek hatamız asgari seviyeye giriyor. Bir evde nerede hata yapıyoruz? Şurada hata yapıyoruz. Kız çocuğu o evde büyürken erkek modeli babayı görüyor. Erkekler hep böyle düşünür. Başka kardeşi ve abisi gibi görür. Evlendiği zaman o kız kocasını babası gibi düşünür. Aa, bu ne biçim şey ya, Allah Allah. Kocası gibi erkeği öyle düşünür. Erkek çocuk ne yapar? Annesi gibi düşünür. Çünkü erkek çocuk anneyi görür ilk, kadın adına. Evlenince karısını annesi gibi beklenti içine girer. O zaman diyor ki Bediüzzaman Hazretleri üç tane. Bir, ey hanım, kocana babası gibi, kocana arkadaşı gibi, kocana kardeşi gibi ol. Yani o merhameti göster. Erkeğe de diyor ki, karına, eşine, o kızın beklentisi nedir? Annesi, babası gibi. Babası gibi ol. Arkadaşı gibi ol. Kardeşi gibi ol. O zaman sorun olmaz. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı aziz eylesin. Şad-ı Şiraz'ın bir sözüyle noktalıyor. Bakın haramlık selamlık. Ben her yerine giriyorum. Cenazeye, düğüne, felsefe toplantılarına, yurt dışına, her yere gidiyor. Ama bu haramlık selamlık var ya, senin tercihin değil Allah'ın. Şad-ı Şirazi buna diyor ki, kimin rehberi çakal olursa burnu pislikten kurtulmaz. Kimin rehberi de adam gibi adam olursa adam gibi muamele görür der. Rabbime emanet olun, iki cihanda aziz olun. Gerçi dua yapacaklar ama bu iki kardeşlerimizi, evladımızı Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz arasındaki muhabbeti, uhuvveti, samimiyeti, Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamla eşi Hazreti Hatice radiyallahu anha arasındaki muhabbeti, uhuvveti, samimiyeti, Hazreti Ali Kerim Allah veçe hanımı Fatıma-tı Zehra radiyallahu anha arasındaki samimiyeti, muhabbeti, uhuvveti nasip eylesin sizlere de, bunlara da Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.